Ses yankılı mı geliyor? Güzel. Ona göre ayarlasın, tamam mı? Sen oradan ayar. Şimdi bir daha tekrar ediyorum. Her fen, şimdi daha toparladık zihnimizi. Her fen insanı farklı yorumlar. Fizik farklı yorumlar. Coğrafya farklı yorumlar. Tıp farklı yorumlar. Bir saniye. Ha doktor Abdülkadir abi burada ya. Biyokimya uzmanı. Ha doğru doğru. Biyokimyacılar da var. O zaman bağışlasın. Risale-i Nur'da çok değişik şekilde izahı var. Ben bir tanesini okuyacağım. Orijinal bir şey. Ben de yeni öğrendim. Bugün öğrendim. Mektuba 281. Mektubat 281. Bu kadar okuyorsun. Okudukça cahilliğimizi anlıyoruz. Okumayan gevezedir. Bilmez, bilmediğinde bilmez. İlim bilmediğinden başlar. Okudukça cahil olduğumuzu anlıyoruz. Bak. 281. Bak, gençlik neymiş? Tarife bak. Hem hevesat-ı nefsaniyenin heyecanlı zamanı. Bir. İki. Harareti gariziyenin galiyanlı hengamı. Üç. İhtirasat-ı dünyeviyenin feveranlı vakti olan gençlik. Şimdi bak buradan çocukluk, gençlik, ihtiyarlık tarifini çıkartacağım. Allah nasip etti. Hevesat-ı nefsaniyenin heyecanlı zamanına kuvve-i şehviye denilir. Bir daha okuyorum. Hevesat-ı nefsaniyenin heyecanlı zamanına kuvve-i şehviye. İnsanı canlı tutan üç temel kuvve var. Üç temel. Neydi o Zübeyir abi? Kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye. Akliye. Kuvve-i şehviye. Kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye. Şehviye derken cinsellik değil. Çok mesela ikide bir telefon değiştirmek, ikide bir gömlek değiştirmek. Yani eylemde hattı vasattır. Fiili yaşantımızın ifratı, kanaatsızlığa şehvet denir. Mesela çok konuşmak, çok yemek, çok gezmek, çok şey talep etmek, mevcuda kanaat edememek. Bizim bir telefona ne marka koymuştuk abi? Kanaat. Kanaat marka. Telefonumuza şey yazın, silin o markasını, üzerine yazın. Kanaat marka. Almanya'da beni dersi götürüyor bir kardeş. Önümüzde bir tane jip geçti. Abi tam sana yakışır bir araba diyor. Dedim o bizi gitmez. Ne abi dedi ya. Baksana markası bize uygun değil. Abi işte X işte. Hiç unutmuyorum. Abi Mercedes'ci. Mercedes değil ki. Abi Mercedes ya. Takip et dedim bak markasını yok. Tam dibine kadar geldi zor. Abi ha Mercedes. Kardeş üzerindeki yazı yok ya mı Mercedes'in üzerinde? Abi orada yazı yok. Fani Mercedes yazıyor. Fanilik damgasını görürsen kalbine girmez. Demek ki telefonumuzun markası neymiş? Kanaat marka. Kanaat. Çok zengin olacaksın. Çoğalmak değil. Kanaat burada. Demek ki kuvve-i şehviye tamam. İki, harareti gariziyenin galiyanlı hengamı kuvve-i gadabiyedir. Kuvve-i gadabiye. Kendini kontrol edememek, muhakeme yapamamak, yani eline metreyi
kantarı olmayan adam. Bu koca bir kitap yazılmış böyle. Muhakemat. Ana teması. Bir eline metreyi, bir eline kantarı koy. Eğer metre ve kantar olursa kuvve-i gadabisi hattı vasatta olur. Her şeyi kontrollü olur. Nerede ne yapacağını iyi bilir. Neyi nerede ne, nasıl arayacağını bilir. Bak hanım, bak neyi nerede nasıl arayacağını, neyi nerede nasıl konuşacağını, neyi nerede nasıl muhatap olacağını bilir. Bu kuvve-i gadabenin hattı vasatıdır. Üç, gençliğe geleceğim işte. İhtirasatı dünyevinin feveranlı vakti olan gençlik. İhtirasatı dünyevinin feveran vaktine kuvve-i akliye denilir. Sevgili kardeşim, bu kuvvelerin, kuvve-i şehviyenin, kuvve-i gadabiyenin, kuvve-i akliyenin ifrat mertebesi gençlik, tefrit mertebesi çocukluk, vasat mertebesi ihtiyarlıktır. Bak şimdi. Ustad diyor ki, eğer fani gençliğinizi istikamette, hayratta sarf etseniz baki bir gençliği kazanacaksınız diyor. Ahirette biz biliyoruz ki erkek 33, kadın 18 olacak. Ya ben burada teşbih deniliyor değil mi? Teşbih. Vurduk damgayı, ustad mevcudatı konuşturuyor, teşbih yapıyor diyor. Sen orayı alalım ki şey çekmeye girmesin. Kameraya girmesin. Şimdi hemen mevcudatı konuşturuyoruz. Diyoruz ki bu nasıl kardeşim, teşbihtir, benzetmedir. Hemen damgayı vuruyoruz, kendimizi bloke ediyoruz, anlayışımızı kapatıyoruz. Her zahirin, zahir mi bu? Batınısı var. Her zahir ve batının evveli ve ahiri vardır. Yani her lef-i mahfuzdakiler vücuda gelmemiştir. Ama her vücuda gelen lef-i mahfuzda var. Bu zahir mi kardeşim? Bunun batınısı var. Bunu teşbihtir, temsildir, benzetmedir dersen manaya kendini blok ettin. Kapattın. Alamazsın. Şimdi ustad diyor ki şu fani gençliğini iffette, namuslulukta Allah'ın dediği gibi kullanırsan baki bir gençliği kazanacaksın diyor. Kardeşim ahirette ihtiyarlık yok ki gençlik olsun. Nasıl gençlik olacak? Var mı ihtiyarlık? Ortalama o. İyi dinleyin şimdi. Nerede bulduk? Lemalarda. Bak, lema. Sözler 149'da. Ondan sonra ben oradaki izahı yapayım. Çok ilginç bu. Cennette herkesin farklı olmasının sırrı. Cennette herkes farklıdır. Niye? Sırrı. Dünyada hangi yaşında, hangi his ve latifelerinle o anı kazanmışsan, onunla cennetteki karşılığını göreceksin. Sen yaşlıyken, mesela Abdülkadir abi 50-60 yaşında bir hasenat yaptı. Güzel bir iyilik yaptı. Aynı fiili 20 yaşında bir delikanlı yaptı. Sen 50 yaşındayken onu yaptın, o ise 20 yaşındayken yaptı. Cennette karşılık eşit değildir. Ne yapılacak? Cennette tek yaş yoktur. Ortalama 33 deniyor. O da kıyas için, anlayasın diye. Her yaşın, her dönemini insan yaşayacak orada. Mesela ben 33 oldum. 20-17 yaşındaki gençliğimi de istiyorum cennette. 34 yaşındakini de istiyorum, 20 yaşındakini de istiyorum. Cennette her yaş, her latife, her zeminden istifade edilmesine vesile olacak. Her yaşı yaşayacaksın. Her yaşı.
İşte buradaki gençliğin iffetle kullanılırsa cennetin her yerinden, her çeşinden istifade etmeye hakkını kazanıyor. Yoksa ihtiyarlıkla yapılan amel senin hususi cennetini yükseltiyor. Okuyayım. Sen yaşlıyken o haletle yakalamışsan o takvayı, cennette de o yaşında karşılığını göreceksin. Aynı takva ve mertebesini gençlikle yakalamışsan ebedi gençlik kazanacaksın. Yoksa ebedi cennette ihtiyar haletinde olacaksın. Çünkü her haleti istemez mi insan? Cennette ihtiyarlık var mıdır ki ebedi gençliği kazanasın? Ebedi gençlik, yani genç nedir, ihtiyar nedir, ona geçelim. Yani genç nedir? Çünkü bir senelik hücre yok. Bir senelik hücre var mı? Yok. Nerede diyor şimdi ihtiyar şeyi? 28. sözü aç. Yeni gelen arkadaşlar kusura bakmasınlar, ne diyor ya falan, bu alışmadığımız bir ders yani, cami bazı var ya, el aldır alındır, caizdir caiz değildir, ne biçim adamlarsınız, sonunda para verir. Böyle olmadığı için böyle bir anda şaşırılabilirler, kusura bakmasınlar. İhtiyarlık ve yaşlılık şu. Şu alemde cismi zihayatın inkıraz ve mehte mahkumiyeti ise varidat ve masarifin muvazenesizliğindendir. Çocukluktan izah edeceğim. Çocukluktan sinni kemale kadar varidat çoktur. Ondan sonra masarif siyadileşir, muvazene bozulur, o da ölür. Ebediyette ise zerrat-ı cisim sabit kalıp terkip ve tahlile maruz değil veyahut muvazene sabit kalır. 498. 33'e kadar girenler çok vücuda. 33'ten sonra çıkan çok. Şey, çıkan çok. 33'e kadar giren çok, çıkan az. 33'ten sonra giren az, çıkan çok. Aynı hacı büzüşüyor. Yani şimdi benim suratımda 500 hücre kabul edin. Medana getirdi, gelirdi. Aynı bu hacime 400'e düşerse oldu. 300'e düşerse aynı hacim büzüştü. Biz ona ne diyoruz? İhtiyar. Oysa hücre ihtiyar değil. Telefon. Hücre ihtiyar değil. Olabilir mi? Hücre ihtiyar değil. Demek ki meydana getiren hacim azalmış. Biz öncekisine sonrakisine bir kıyas ediyoruz. Adam ihtiyar oldu. Ama abi işte aynı şeyi yiyorlar yani. Ondaki canlılık atak. Bundaki şey ne, nasıl diyeceğiz? Kardeş, benzini Hacı Murat'a da koy. Mercedes'i de koy. Ne oluyor? Aynı benzin değil mi? Fark nerede? Motorda. Tamam. Şimdi gelelim devam etmeye. 148 söz ver. Çalışarak çıkıyoruz. Böyle pat diye çıkmıyoruz daha karşınıza. Size değer veriyorum. Hakikaten değer veriyorum. Allah sizden de razı olsun. Böyle pat diye değil. Bak şimdi arkadaşlar. Değişik değişik yerlerden gençliği kavramaya çalışacağız. Neymiş? Şimdiye kadar girişti. Daha başlamadık. Şimdi başlıyoruz. Bismillah. Gençlik damarı tanıyalım bakalım. Çünkü %99 genç. Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. Bil yani. Gençlik damarı aklı dinlemez. Akıl bir karış havada. Yani muhakemeyi aklıyla hareket etmez. Neyle hareket eder? His ve hevesle. Arkadaşlar, heves hapishanedir, his kontrolsüzdür. Heves var ya heves, elinize vurulan palangadır. Allah kimsenin başına vermesin. Hevese adam girdi mi, onu heves ediyor, onun fakiri oluyor. Bloke ediyor adamı.
Heves. Hevesinize ne alacağız? İsteme, olmaz, yapma demeyin hedef şeyinize, hevesinize. Hedef tayin edin ona. Tamam, hakkındır. İstiyorsun, tamam. Ama cennette. Tehir etmesini bilin. Kendinizi yönlendirmeyi, yönetmeyi becermeniz lazım. Becermemiz lazım. Yani yok, yapma, benzin yanıyor, yanma diyorsun. Suya girmişsin, ıslanma diyorsun. Bir daha söylüyorum. Hapishane dört duvar değildir. Hapishane burada. Adam mesela gündüz ortası güneşin altında kapkara kafayla dolaşanlar var. İçi buhran geçiriyor. Tufanlar var. Şimşekler çakmış. Gök kubbesi sipsiyah. Ama güneş var. Ben, bana bak, ona yok ki. Veya kendi kendine bak. Sokakta böyle görmüyor musun? Adam orada mı şimdi? Oho, Allah belir nerede? Orada değil. Bir gün ne yaptım biliyor musun? Düşündüm, yapamadım yani, çekildim. Çünkü Bakırköy'e götürürler diye. Ne yapacaktım biliyor musun? Karar verdim, inanmadım. Zeytinburnu'na gündüz ortası Ağustos'ta herkes yanıyor. Bir tane tabak, mum yakacaktım, elime de fener. Sokağa tutuyorum, yol aramaya çalışıyorum, mum da yanıyor. Gündüz ortası. Ne anladınız? Gündüz ortasında lamba yakıp yol aramaya çalışan insan, vahiy bırakıp anlayışına tabi olan insanı tarif ediyor. Gençlik damar akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür arkadaşlar. Akıbeti görmüyor, kör. Ne şey, bak kör ne yapar? Neyi tutarsa, ne duyarsa, ne lezzet alırsa. Yok, ileri görmez. Peki ne yapar size? Eğer size hakim olursa his ve heves, sizi blok eder, kör eder. Ahiret, Allah kalmaz. Anadır, bacıdır kalmaz. Tamamen kör adam ne demek? Dokunma ile yaşayan, burunla yaşayan, ağzı ile yaşayan, kulağı ile yaşayan mahluk olur. Bak, eğer bu bloke ederse, his ve hevesse kördür, akıbeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder. Yani tehir edemiyor. Var, fıtratta var. Bak şimdi, Allah sonsuza sahip olsun diye duygularını bize koydu. Duygularımızı bize koydu. Sonuyla tatmin olmaz bu duygu. Mesela bir misal vereyim. Özür dilerim ama genç olduğunuz için. Bir insan bir kızla değil, sonsuz kızla beraber olmak ister. Yok mu? Fıtratta var. Bunu tehir edeceğiz. Var fıtratta. Çünkü kullanılacak bu ahirette. Bunu tehir etmeyi. Eğer sen bu fıtratını burada uygulamaya kalkarsan işte Allah belanı verdi işte. Çünkü niye? Olmayan kara kedi karanlık odada aramak gibi olursun. Olmayan kara kedi karanlık odada aramak gibi olur. Yani fıtratında var olan bir şeyin karşılığını dünyada yok. Yok, olmaz yani. Mesela BK duygusu yok mu? Var. E bunu dünyaya uygulayalım bakalım. Neresi BK? BK anlıyorsun, BK yok. Onun için bir dakika lezzet için ya mesut bir aileyi yıkıyoruz veya kendi alemin tamamen yıkılıyor. Ahiretin helak olup gidiyor. Bir dakika, 10 dakika lezzet için. İşte böyle kördür. Böyle bir aşağılıktır. His ve heves. Heves hapishanedir. His ise adamı kör eder. Başka bir yer. 15 senelik fani gençlikte ebedi parlak bir gençliği kazanacağını başta Kur'an-ı Mucizül Beyan bütün kütüp ve suhuf-u semavi kat'i haber verip müjde diyorlar. Bak, fani gençlikte baki gençlik kazanılması. Evet. Aynı benzinle Anadolu Mercedes'in kullanması gibi. Yani bu cennetteki bu namaza 40 yaşında mı muvaffak oldun? 20 yaşında mı? Benzin aynı ama makine aynı.
Cennette ihtiyarlık yok, gençlik nasıl olur? Cennette iki tane cennet var. Bir umumi cennet, bir hususi cennet. Hususi cennetin tamam. Ama umumi cennetin her yerinden her şekilde istifade etmek ve her yaşın her latifesini yaşamak gençlikmiş. Gençlik. Yani gençlik neydi? Kuvve-i şehriye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliyenin ifrat mertebesi. Vasat mertebesi ihtiyarlık, tefrit mertebesi çocukluk. Arkadaşlarımızdan özür diliyorum tekrar yeni gelenler. Kuvve-i şehriye, kuvve-i gadabiye ama dersin başında biraz anlattık. Yani onlar da yavaş yavaş inşallah olur. Başka bir yer okuyorum. Efendim 330. 330. Ta ki farklı farklı şey olsun. Alemimize inkişaf etsin. Ey ahsen-i takvimde yaratılan, ey en güzel ahsen-i takvim, bir takvim düşünün. Takvimde 365 gün var değil mi? Kaba taslak o senenin neler olacağını, bayramı, tatili, ay tutulmasını yazıyor ya. İnsan da böyle en güzel bir takvim. Bütün kainat yazılmış ona. Ey ahsen-i takvimde yaratılan, suyu ihtiyarıyla esfel-i safilin tarafına giden insan-ı gafil. Beni dinle, ben de senin gibi gençlik sarhoşluğuyla gaflet içinde dünyayı hoş ve güzel gördüğüm halde gençlik sarhoşluktur. Çünkü sarhoş yıkılıyor. Sarhoşa desen ki içki nedir? Haramdır. Buna haram desen de ne olacak ki? Adam zaten biliyor. Yani neyi bilecek ki? Kendisini bilmiyor o anlıkları. Gitmiş. Bak gençlik ne yapıyor? Önü ve arkasını kapatmış, anı yaşıyor. Buna sarhoşluk denir. Gençlik sarhoşluğuyla gaflet içinde dünyayı hoş ve güzel gördüğüm halde gençlik sarhoşluğundan ihtiyarlık sabahında ayıldığım dakikada. İhtiyarlık sabahtır. Gençliğe ne diyor başka yerde? Topladım. Sarhoşluktur, uykudur, gecedir, çirkindir, sersemliktir. Ama kimin için? Kullanmayan için. Ama ekseriyeti mutlaka da el hükmü lil ekser kaydesince ekser böyle. Bu asırda çok ilginçtir. Gençlik büyük nimet değil mi? Ustad diyor ki hastalar risalesine gençlik belası diyor. Bak genç olduğu için meyhaneye gidiyor, o günah işliyor. Ayağı sağlam olduğu için o günah yapabiliyor. Gözü sağlam olduğu için yapabiliyor. Ahirette diyecek ki, cehennemi kazandıran gözüm keşke olmasaydı. Cehennemi kazandıran ayağım keşke olmasaydı. Ya. Rahmetli dedem vardı, sizin de geçmişinize rahmet etsin. Hep misal veririm, Karadeniz'de tabii nem çok olduğu için astım hastaları yaşayamıyor. Hava yoğun olduğu zaman sis şöyle yapardı, cama yapışırdı, çocukluk hatıram. Allah! 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 O zaman o tıp da yok. Yani nefes alamıyor. Allah! Bağıra bağıra. Hep zikrederdi ya. Sonra hava güneşli olduğu zaman kahvede domino oynardı. Hatırlar. Peki soruyorum. Şimdi onun hastalığı ahirette ne oldu? Sihat. Onun dünyadaki sihat-ı ahireti nesi oldu? Hastalık. Yani sihatlı oldu, gitti kahve. Ahiretteki cezasına gidiyor o zaman. Dünyada hastayken, Allah, Allah, Allah. Bak, zikretti yani. Metozoli dahi olsa. Bak, onun sihati oldu. Gençlik sarhoşluğundan ihtiyarlık sabahına ayrıldığım dakikada o güzel zannettiğim ahirete müteveccih olmayan dünyanın yüzünü nasıl çirkin gördüğümü ve ahirete bakan hakiki yüzü ne kadar güzel olduğunu anlatıyor 17. sırada. Arkadaşlar her bir hale şu. Şu kırmızı olsa kırmızı görürüm. Siyah olsa siyah görürüm. Gençlik bir gözlüktür. Öteyi görmüyor.
etrafıyla meşgul, elinin uzandığı, kulağının duyduğu, burnunun aldığı kokuyla alakadar kördür, kör. Gençlik bize bir gözlük takıyor, latifeler bize bir duygu takıyor. Onun dışına çıkamıyoruz. Hapishanemiz oluyor. Hele öyle böyle dersler olduğu halde düşünün. Böyle dersler olduğu halde gene uyanamıyorsa, ya bu dersler olmasaydı ne olacaktı? Sokaktaki gibiler olacak. Ha, bu kadar kuvvetli dersler gene uyanmamıza çok zor oluyor. Bak başka bir yer. Lemalar 224. Bakayım ne çıkacak size. Ben de merak ediyorum. Allah Allah. Gençler, biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyatlar. Gidiyor muyuz? Nereye gidiyoruz kardeşim? Oturuyoruz işte. Bak. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Aslımıza. Fıtratımızın karşılığına gidiyoruz. Beka istemiyor muydu? Beka'ya gidiyoruz. Allah Allah. Ruhumun hanesi olan cismim. Binaya nasılsan ruh da cesede böyledir. Sakın bu ceset ruhun elbisesi deme. Sen bu binaya girdin, şimdi buradasınız. Ben de buradayım. Elbisemiz mi bu bina? Bina bize benzer mi? Biz binaya benzer miyiz? Hayır. Ama bize hizmet ediyor değil mi? İşte ceset de ruha böyledir. Hanedir. Yuvadır. Libası değil. Elbisesi değil. Sakın. Peki buradan çıkıp başka eve gitmeyecek misiniz kendinize? Şaşırıyor musun? Ha, bu cesetin çıkıp oraya gidecek kardeşim. Arı burada petekte oturuyordu, ne oturacak kardeşim? Mevt, ölüm, esmanın bir boyutundan başka bir boyutuna geçmektir. İnan hiçbir şey değil böyle. Ben çok sekeratta insanları seyretmişim. Kur'an okurken. Yasin adam. Kardeş, arada hiçbir boşluk yok. Ölme yok. Buradayken, ne oldu suratı? Biraz önce buradayım. Biraz önce tam sikere tanrı canı can verirken, ya diye nar atacak. Veya böyle atıyordu. O onun ölüm anda ne oluyorsa böyle. Ben okuyorum. Yasin vel Kur'anil Hakim. Arada bir boşluk yok. Yani bir yere gittin ondan sonra o tarafa yok. Yani ahirette dünya iç içe de demeyeceğim. Ahirette dünya arasını anlatayım. Buz kabul et. Buz. Kardeş, buz diye kafanı takma. Sudur. Su buza ne kadar yakınsa ahiret dünyaya o kadar yakındır. Gireyim içeriye. Buz. Ya buza ne kabayı takıyorsun? Sudur işte. Ya sudur ama H2O'dur. H2O'dur ama. Elektron, nötrondur. Elektron, nötrondur ama kuanttır. Kuantumdur. Esirdir. Aynı yerdeyim. Bak bir yere gitmiyorum. Buradayım. Esirdir. Kuvvettir. Maddi hayattır. Nur-u Muhammed'idir. Esmadır be kardeşim. Sıfattır be kardeşim. Aynı yerdeyiz. Cennet bile daha o ismi değil. Hepsi burada. Bu su buza ne kadar yakınsa ahiret dünyaya o kadar yakındır. Dünya buzdur, ahiret su. Cennet ise Nur-u Muhammed'i gibi düşünün. Mahlukatın son mertebesi. Her neyse şey nerede? Sarhoşluk okuyayım. Gençlik sarhoşlukmuş. Sarhoş ne demek?
Sarhoş ne demek arkadaşlar? Başıboş. Başka? He? Kendinden haberi yok. Kendinden haberi yok. Ya abi ne güzel diyordu, içki içince adam kafayı buluyorum demişti değil mi? Ne ağzına kafayı kaybetti, birisi anlatıyordu bana bunu. Kafayı kaybetmiş, kafayı bulmaya gidiyorum demiş. ne demişiz? Burada. Neredeyiz? Sarhoştuk. 15. defterde 40. sayfada sarhoştuk. Gençliğin gitmesi ifrat mertebesinden vasata dönmesi demektir. Gençliğin gitmesi. Çünkü hücreler ne gençtir ne de ihtiyardır. Nereye yazdık onu? Sağmıştı bir yerde yazdık. Çok ilginç. 36. Ha, sarhoşluk. Tamam, buldum. Muhakeme-i akliyeyi, muhakeme-i hissiyeyi, muhakeme-i iradeyi, muhakeme-i latifeyi kısmen bozulması veya işlevini kaybetmesi, karşılığını bulmaması bu latifelerin boğulması demektir. Anlatayım tek tek. Buradan anlatıyorum. Bak. Güzel bir şey olsun. Kaynaklı olsun, ondan sonra tek tek izah edeceğim. Vicdanın anası ve erbası. Ne demek anası ve erba? Dört. Dört nesi? Esas. Ruhun dört havası. Havas. Asıllarından. Neymiş? Bak. Vicdanı meydana getiren ve ruhun özelliklerinden olan dört sıfatı var. Zihin, irade, his, latife-i rabbaniye. Tamam. Vicdanı meydana getiren. Hani vicdanın kurusun diyoruz ya. Vicdanın kurusun, vicdansız adam falan diyoruz. E vicdan nedir? Ya vicdan işte daha ölmeden önce haşir meydanındaki mahkemedir. Doğru mu? Aklın, hissi, nevesin bir şeyden vicdan bırakmaz seni, mahkeme eder seni, canını okur. Başka? Vicdan, kontrol mekanizması. Ama biz başka bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Vicdanın dibi neyin? Vicdan kendisi nedir? Senin anlattığın mahkemedir falan, vicdanın şeyi, tezahürü. Vicdanın içine gir, vicdanda şu var. Soğan kabuğu gibi içine gir. İrade, his, zihin, latife-i Rabbaniye. Tamam mı? Bu vicdan meydanı. Şimdi iradenin vazifesi nedir? İradenin vazifesi ibadetullah'tır. Hissin vazifesi muhabbetullah'tır. Zihnin vazifesi marifetullah'tır. Latifenin vazifesi müşahedetullah'tır. Takva ise dördünü tazamun eder. Takva ise dördünü tazamun eder. İbadeti kamiledir. O zaman arkadaşlar takva nedir? Takva menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek diye komprim olan ifadesi günah biliyoruz. Zina, içki vesaire. Menhiyat ise bu. Nedir o? Arkadaşlar takva iradeni evamiri Kur'aniye denilen şeriat-ı fıtriye denilen sana takılan organlarının latifelerini yerinde kullanmaktır ibadetullah. Onu kullanırsan, hissini iyi kullanırsan, doları, euroyu, parayı, kadını, Ayşe'yi, Fatma'yı, Ali, Hüseyin'i buraya sokmayarsan, hissin vazifesi muhabbetullah. Buraya çöp tenekesi getirmezsen kalbe, zihin, düşünmen gerekenleri, merak etmen gerekenleri tefekkür edersen, batıl şeylerle meşgul olmazsan, batıl yerlerle muhatap olmazsan, marifetullah, ruhu canlı tutan ulvi duygular,
duygular var. Manevi duygular. Latife-i Rabbaniye deniliyor onların sultanına. Eğer günah ortamında bulunmazsa, günahlardan elimizden geldiği kadar kaçarsa, bu dördü bir araya gelirse takva oluyormuş. Takvası olmayanın taklası olur. Takla. Tak 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 tak. Atıyor. Tak 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 tak. Takla atar. Takva budur. İradeni yerinde kullan. Hissini yerinde kullan. Zihnini yerinde kullan. Latife-i Rabbani'yi yerinde kullan. Bu kullanılırsa bu takva. Şimdi arkadaşlar, eğer biz aklımızı yerinde kullanırsak, kalbimizi yerinde kullanırsak, irademizi yerinde kullanırsak, ruhumuzu korursak, muhakemeli ve muvazeneli oluruz. Eğer kullanmazsak bu yolda içmeden sarhoş oluruz. İmam Ali diyor ki, mal sarhoştu, içki sarhoştuğundan daha beterdir. İçki günah cihetiyle demiyor. İçki sarhoştuğun bir vakti var. Ama mal sarhoşluğunun zamanı yoktur, bitmez, hırs ya. İşte sarhoşluk, muhakemeyi akliyeni, muhakemeyi hissiyeni, muhakemeyi iradeni, muhakemeyi latifeyi işlevsiz, kontrolsüz bu olmasına sarhoşluk denir. Sarhoşluk bu. İçki ise o dördünü bir anda yapıyor. Onun için herkes derece derece sarhoştur. Bir misal vereyim buna ait. Onun için şu anda. Küllü nâsü mecnûnü le'alâ kaderi leva ihtilâfil cunûn. Allah Resulü diyor aleyhissalâtu vesselâm. Bütün insanlar delidir. Hepiniz yani hepimiz. E nasıl? Allah'a ve ahirete inanacak. Rahatça günah işleyecek. Hesaba çekileceğimizi bildiğimiz halde bu günah işliyorsak akıl nerede bu? O zaman günah işleme nispetinden herkesin deliliği dereceleniyor. Ama biz fırsat biliyorduk. Tam elimize bir geçti bir tanesi. Masum mazlum iş aradı, iş verenim kızdır geldi. Oo çok iyi bak tam ganimet. İşte küllün nasi mecnunun ala kadari leva ihtilafil cunun. İşte deli bu. Bilerek ahiretini, fıtratını bozan akıllı denilir mi? Adam tabanca yanmış kafasına sıkıyor. Kim akıllı diyor ona? Tabancayı aklına sıkana deli diyoruz. O da 60 senelik hayatı ya. Sonsuz hayatını bile bile berbat eden hem inanıyoruz aklı. İnanmaya var mı? Peki hesaba çekileceğiz. Onun için diyorum ki bazı yerde ah bir Allah'a inanabilsem. O bir anlasın inanıp fikir boyutunda inanç var. His boyutuna geçmemiş ki. His boyutunda imanın var mı? İrade boyutunda imanın var mı? Latife boyutunda, yani imanın nereye sirayet etmiş? Televizyona imanım yetmiyor. Faize imanım yetmiyor. Açık saçağa bakmaya yetmiyor. Kul hakkına yetmiyor. İman bana bir şey yaptıramamış ki. Ne yaptırabilmiş ki imanım bana? Televizyona imanım yetmiyor. Faizi yiyor. Kul hakkını yiyor. Bile bile kandırıyorum. Oysa yalan nafsı kafirdir, kafiri kullandık. Ya bu Allah aşkına bu imam bana ne yaptıracaktı zaten? Hiçbirisi yok. İnanıyor. Hiçbir alameti yok. Ey iman edenler, Müslüm olarak ölmenizi istiyorum diyor Allah. Ali İmran 102. ayet. 102 ve 52, 102 diye hatırlıyorum. Yani ey iman edenler, artık iman esasına inanan, 5 tane İslam esasını yaşayarak yanıma gelin. Mümin olarak değil. Çünkü mümin inanandır. Müslüm yapandır. Namaza inanmak yok. Namazı kılmak. Oruca inanmak değil. Orucu tutmak. Gitmek haca, vermek zeka. Eylem, eylem. Ey iman edenler. Müslüman olarak gelin. Ya. Takvayı anladık mı? Dördünü tazamın ediyormuş. O zaman takva sahibi vicdanlı insandır. Takvası olmayan ruhsal çöküntüdedir. Hiç endişe etme. Onun ticaret yaparken, alışveriş yaparken, kız alırken, kız verirken onun takvası vicdanının ifadesidir. Bak ne dedim? Takva denilen ibadeti kamile dördünü tazamın eder. Ne yaptı Kadir abi?
şeriat şunları hem temiye hem tezip hem bu gayet-i gayata sevk eder. Hem uyandırır. Bak, şeriat, Allah'ın dini bu dört tane özelliğimizi uyandırır. İnkişaf ettirir. Bir de hedef tayin eder ona. Ey irade, hedefin bu. Ey his, hedefin bu. Yoksa sergerden gibi olur. Başı dönmüş gibi. Sarhoşluğu anladık değil mi arkadaşlar? Dört tane özelliği kaybeden muhakemesini, hissini, iradesini, ruhundaki latifeleri, ruhunu koruyamayan. Herkes ruhunu kendisi koruyacak. Ruhunuzu koruyun. Bekçilik yapın. Ne iş yapıyorsunuz? Bekçiyim. Ne bekçiliğim? Ruhumun bekçiliğini yapıyorum. Boş eve. Alo, kim o? Kiralık mı? Falan bıktın artık. Oraya bir kağıt yapıştır. Kiralık değildir. Veya perde at. Birisi oturduğu anlaşılsın. Yoksa boş eve, kapı çalındığı gibi boş kalbe. Kim o? Karl Marx. Git ya kardeşim. Kim o? Sefaat. Kim o? Maç. Yani ahireti örtücü her şey. Kardeşim tam gelecek, o perde var, kağıt var. O sahipli ya. Ne kapıya basayım ki? Adam sahipli ya. Sahibin var mı? Mektubat 281. Bu sarhoşluğu anlaşılırsa çok hoş bir tespit değil mi? 281 açalım. Çok da herhalde hoş bir yerdir. Sıkmıyorum değil mi sizi? Keşke ben sıksam da kabir sıkmasa bizi. Benim de başım dertte. Bende de var. Lanet olsun o. Ama farkında olmak en büyük nimettir. Gençler, eskiler bilir, yeniler de öğrensin. Kendinizi üçe ayırın. Benim nefsim, işin temeli. Benim ruhum, ben diyen. Şimdi kötülüğüne gülsen dahi Allah için fark et. Sen tek değilsin. Ben istiyorum. Ben söylüyorum. Hayır. Senin ağzını birisi kullanıyor sana rağmen. Nasıl olabilir? Rüyada sen iradenle mi konuşuyorsun? Rüyada demiyor musun? Ulan baba baş, keşke şunu sorsaydım. Sanki bu irade vardı da. Rüyada konuşmuyor musun? Bu ağzı mı kullanıyorsun? Konuşuyoruz hocam. He? Konuşuyoruz. Haberin olmuyor. Yani isteyerek konuşmuyoruz ama yani konuşuyoruz yani. Tabii ama senin haberin yok. Hatta yanındaki diyor ki sen bunları söyledin. Rüyada var ya şu konuşma şu. O işareti sayıklama. Öteki odadaki rahatsız oluyor. Değil mi? Horlamayı biz duymuyoruz. Kendi horlamamız. Duysak fırlar. Diyor. Komşu duyuyor, ben duymuyorum. Horlama anında rüya görüyorsun. Rüyada arkadaşınla konuşmuyor musun? Ama boğaz, boğazla mı konuşuyorsun? Yok. Öyle değil hocam, bazen yani. Ha, başka, sen başka şey. O bazen sayıklama olur. Gördüğünü aynı. Horlama anında gene, arkadaşın sana rüyada bir şey diyor. Değil mi? Onu konuşmak bu, ama konuşamıyorsun bazen. He, bu kulakla mı duyuyoruz? Yok. Ha, onu kastediyor. Onu kastediyor. Çünkü insan kendini kontrol edecek kadar insan hür, o ancak o zaman hür olur. Bak hürriyetimize bak. Bak. Ne derlerdi giyiyorum. Ne derlerdi alıyorum. Ne derlerdi bineğe giriyorum. Ne derler gibi yaşıyorum. Hür müyüm? Başkasını yaşıyor. Köle olmuşuz, köle. Bu adam var ya, bu adam. Bu adamı fark edeceğiz. Kötülük yapsak bile, günah işlesek bile, ona aşağılık, sen yaptın. Günaha sahiplenme, ben yapmadım. Ben yaptım, bu yaptı. Ama bu an söyledi. Kardeşim bunu iman da kullanır, nefis de kullanır. Bu diyor ki bak, Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki, içinize geçeni, konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur. Karnınızdaki işkembedeki pislik. Abdetinize, nezafetinize zarar vermediği gibi. Ha, içimizden geçiyor. Çünkü bu serseri var. Nefis var mı yok mu? Bu nefis. Bu ruh. Bu da ben. Nefis marangoz atölyesi. Ruh da
Diyelim ki fırın olmasın da baklava dükkanı olsun. Şimdi marangoz dükkanının tezgahında ne satar? Tahta mahta, mobilya. Bu da baklava satar. Şimdi sen gittin, marangoza baklava var, et var. Şaşırmaz mısın? Şeye gittin, baklava var, baktın ki marangoz şeyleri var. Şaşırırsın. Aynen bunun gibi. Sende ve bende nefis var mı? Var. İmalathanedir. Küfür imal edecek, Allah'a, peygambere, herkese küfür edecek. Allah yoktur diyecek. Kim gidip de geldi her zaman. Bu ya eyvah ya ben mahvoldum ya, kalbim gitti ya bu ne ya? Anasına şehvet duyanlar mı, soranlar bana? Hocam hem de nasıl ağlayarak? Bacısına, anasına, şuna mı? Ya ben böyle olamam diyor ya, ben hayatımı noktalayacağım diyor. Birisi senin telefonunu mu verdi? Dur kardeş. Evet, normal. Nasıl normal diyor adam yani. Normal kardeş. Firavun adam. Kim yapıyor? Bu. Senin en büyük zaafın şu. Bununla bunun üçünü karıştırdın, tekim. Ben tekim. En büyük hata bu. En büyük hatam bu. Üçünü tek kabul etmek. Kardeş ayır kendini. Bu serserinin malını, hareketini, kendini neye mal ediyorsun? Bu adam imalathane. Bu adam neye mal edecek? Küfür. Allah'a, peygambere, şuna buna, şehvet arzular, bilmem, burun kaçak diyor, tam vakti geldi. Niye demiyorsun? Ver ağzının payını diyenler bu serseri. Diye. Bu da diyor ki, bu Allah yoktur diyor. Bu da diyor ki, nasıl yok ya? Sen de bakıyorsun, ulan ben hangisiyim ya? Bu böyle. Ben acaba kişilik çöküntüsü mü yaşıyorum? Böyle ben manyaklaştım mı diyenler var, gelenler var. Doktorlara gidiyorlar. Ben kişilik çatışması yaşıyorum. İki kişi zannediyorum kendimi. Helal da ne zannetmesin? İki tanesi zaten. Öyle zannediyorum diyor. Bir böyle diyor. Ben iki tane miyim diyor. Çift karakteri çift. O bilgisayarda çift şey çekirdekli diyorlar değil mi? İki göbek diye. Arkadaşlar üç tanesiniz de haberin yok. Ben çoğalttım buna. Diyor ki şimdi başıma bir üç tane oldu diyor. İki tane zannediyordum. Üç tanesin kardeş, azaltma. Ha, bu sen değilsin. Bana da diyor. Ne diyor? Geçen işte kardeşle bir gitmiştim şeyle alakalı. Bana diyor ki ikindiyi sonra kılarsın. Niye dedim şimdi bunu? Ya şimdi işim var diyor ya. İşim var sonra yaparsın. Ne firavun aşağı. Sensin. Yakalayınca Kur'an'da da hennas diyor. Hennas böyle bir bakıyor aşağıdan yukarıya, ulan gafil, hemen tepene biniyor, yapıyor, bir yakaladığın zaman, hiç kimse yok. Hennas'ın özelliği bu. Hiç kimse yok. Kendini ayırdın mı, o zaman çözemeyeceğin bir şey olmaz. Niye? Psikolojide şöyle bir kaide var. Dertleriniz senelerce birikmiş, kartopu gibi dağın tepesine koydun, eklene olmuş. Dertler bir anda olmadığı gibi bir anda çözülmez. Böyle kara kucak gibi saldırma dertlerini. Dertlerini böl. Onu yok etmek çok kolay olur. Kendini üçe böl, rahat edersin. Kim istiyor mesela? Benim abi öyle derdi benim yanında kalmalı. Gel kendini yedir. Gel kendini içir. Tamam mı? Gel yemek ye demezdi bana. Gel yedir. Ulan bak, ben de diyordum, ona bak ne diyor, ne kadar hoşuna gidiyor. Bak geçenlerde başıma geçeni anlatmıştım. Sabah Kur'an okuyorum. Anons geliyor, sabah kahvaltısı hazır falan, tamam o zamana kadar. Dedim ki, o kadar da hoşuma gidiyor ki, akıp gidiyor. Dedim, üç sayfada takayım. Adam diyor ki, o ne diyor, anlaşmamız var diyor. Niye çoğalttın diyor. Dedim ki, bak, ben şimdi dokunmayı sayfada okuyayım, bal yedireceğim sana, söz. Kaymak. Tamam dedi. İnan valla, neydi, o kadar, hiçbir sıkıntı yok. Ama o kadar ahmak giyindim, vermedim. Hani verecektim? Ben yok, düşünüyorum. Gene inanıyor, ertesi gün yap görürsün. Çünkü kördür. Hafızası yok. Manyağın birisi. Deneyim bak. Yok ne zulmü ya, tepemize bindirecek. Bazen kaldıracağız da. Eğer nefisinizi tepesine bilmezseniz burada olmazsınız. Şu anda ne diyor biliyor musun size? Bak, ha buradan çıktıktan sonra görürsün. Aynen arkadaşlar, bir fark edin, vallahi iki tane ses duyacaksınız ya. Yapma, kılma, deme. Denilir denilmez. Yaşamıyor muyuz? Hemen diyorlar, sensin lan. Aferin lan sana.
Burada sen ikisinde hiçbir aferin sana o çakona. Onun için ruhunuzu güçlendiririz. Sana yıllarca vaziyetini anlamak mevzusunu oraya montaj edersiniz. Aferin padişah. Bakan ya, atiyetin şu, ikisine karşı at, Allah'tan medet. Yani hakikaten acayip. Yani müdahale edemiyorsun, yalnız hükmüyle amel etmiyorsun. Dükkan satıyor, meğer bira satıyor. Almam kardeşim. Ama onun oradan geçmeyle sarhoş olma. Ha, bu bende olmasıyla ben kafir olmadığım gibi karnımdaki pislik işkembemle benim abdestim gitmiyor. Bir şey soracağım. Halat sen. Yıllarca o bizi kandırmış hocam. Birkaç seferde biz kandırmış. Hay ya. Bu acayip bir şey ya. Mesela ben sizi kandıran şu. Zırrrr sabah namazı 5 dakikada yatayım. Sanki 5 dakikada abat olacaksın. 5 dakika yatarsan kahrinle berbat olacaksın, haberi yok. 5 dakika. Hadi 5 dakika ya. Bekliyorum. Kan tepesine basıyoruz zilin. Hayda sabah namazı gitti. O yapıyor işte. Vallahi bak böyle. Tam çaldı. Biraz sonra kalkarsın Cem. Arkadaşlar komple binada bizde ezan anons yapılıyor ya komple bina. Ya ezan da okumadı. Sustan sen oku işte. Kalk. İnan bak. Bu sözüm size itiyorsa sözüm ihlaslı söylemiyorum. Ama inanın Allah şahit, yalan Allah şahit olmaz. Kafir olurum. Öyle diyor çoğunlukla. Sus da kal. 5 dakikaymış. Öyle zaten konuşunca sinirlenince pıh lan sol tarafa peygamberimiz öyle demiş. Sol tarafa tükürün diyor. Soldan geliyor. Pat diye kalkarsın. Allah'a hamdolsun pek hatırlamıyorum sabahın gideceğini, gittiğini. Şurada birkaç tane var. Gençlik tarifi 281'de anlattık. Ondan sonra hevesten esir ediyor insanı 282'deymiş. Cümle okuyayım. Hayru şebabikum en teşebbehe bi kuhulikum ve şerru kuhulikum en teşebbehe bi şebabikum. Tekellemeye bak. Hayru şebabikum en teşebbehe bi kuhulikum ve şerru kuhulikum şerru kuhulikum men teşebbehe bi şebabikum. Neymiş? En hayırlı genç odur ki ihtiyar gibi ölümünü düşünüp ahiretine çalışarak gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır. Bak hevesat adamı esir ediyordu değil mi? Esir. İhtiyarlarımızın en kötüsü odur ki ihtiyarlar daha iğrenç oluyor. Ne o? Gaflette ve hevesatta gençlere benzemek ister. Çocukçasına hevesat-ı nefsaniye tabi olur. Gençler gibi yapmaya çalışır ama beceremez. En şey de odur. Ondan sonra elbise diyor gençliğe. Onu da şey yapayım. Gençlik elbise 232 lemalar. Gençliğe elbise diyormuş. 232. Allah Allah. Zübeyir abi düşündün mü onu? Sonra herkesi zevali ile ağlatan ve herkesi kendine meftun ve müştak eden ve günah ve gaflet ile geçen ve geçmiş gençliğime baktım. O güzel, süslü, çarşafı, elbisesi içinde, gençliğin şu çarşafı, elbisesi içinde gayet çirkin, sarhoş, sersem bir yüz gördüm. Bu. 3 ay Mustafa bak. Yüz gördüm, çok pis. Allah Resulü'nün ifadesiyle genç şey şöyle diyor bu nefsi. İhtiyar olmuş, tamamen kambur olmuş, eti gitmiş, kemik olmuş ihtiyar kadın. Saçı başı dökülmüş, ağarmış, birkaç tane diş kalmış. Nasıl bir kadın bu? Cadı. Cadı gibi bir şey işte. Böyle tarif ediyor. Nefse uyan, onunla evlenir diyor. Kim onunla evlenmek ister? Mide bulamıyor. Nefsin tipini görsek zaten iman şey, kusman gelir diyor Geylani. Adamlar da işini yapıyor, pis işini yapıyor. Kimi Sezan okuyor, kimi Sters okuyor, kimisi bomba atıyor. Acayip bir şey, 240. Bu dünya çok hoşuma gidiyor ya. Tuhaf, alışamadım bana. Cennetten üstündür. Ne diyorsun sen ya? Cennet tek boyuttur. Nur, nuranidir. Küfür yok, zıt yok. Cehennemde, ya iki zıttı buraya nasıl cem etmiş ya? O noktada harika ya.
hayrı batıla, imanı küfre, karanlığı aydınlıkla beraber ya. Nasıl bir yer ya? Bak duruyor musun böyle? Acayip bir şey ya. Burada işte seminer yapıyorlar, şey, konser veriyorlar, zorunda ezan okunuyor. Aynı camdan bakıyorum, ikisi de geliyor. Acayip bir alem. İkisi de aynı dükkanda satılıyor. Aynı kulağına giriyor. Nasıl bir alem ya? Al inan alışamadım ya. Acayip gidiyor, tuhaf. Nasıl yapmış Allah ya? 243. Bir tane sene demişsin, kafayı sen yemişsin zaten. Bir orijinal, bir şöyle düşünün. Ustad diyor da, 20 yaşında veya 80 yaşındaymışım gibi. İlk defa hiç bu dünyayı görmedin, geldin. Nasıl değerlendirirdin bu alemi? Bize normal geliyor, doğduk büyüdük ya. Oysa bir tuhaf. Ses duymak ne demek ya? Normal bir teknoloji. Ses ya. Sesi anlamak için yok kabul et. Sağa sor. Zübeyir abi güzel bir misal verdi. Bir tanesi demiş ki, bu diyor elini düşün demiş, adam da elini kaldırmış. Yok kabul et. Yok kabul et. Zübeyir nasıl oldu ondan sonra? Bir onu ben merak ediyorum. Çok hoşuma gitti. Sen de dinlemek istiyorsun. Ne dedin o sen ona? Dedim ki ellerinin olmadığını farz et. Ondan sonra benim dediklerimi yap dedim yani. Ha, ellerini biraz izle. Ellerin olmadığını farz et, seni dediğin yapsın. Yapsın. Tıraş ol dedim ona ben. Elin yok, tıraş olayım. Çorba iç. Hayvan gibi. Kapıyı diyelim ki kilitlemiş, aç kapıyı. Bu zor. Sonra? Ondan sonra yani bunları... Tuvalete giy. Nasıl? Pantolonunu giy. Her gün yapmış olduğumuz rutin işler bunlar. Rutin işler. Yapamıyorum dedim ona. Yapamıyorum, bus yok arkada. Ha. Ondan sonra tekrar bir takma kalmışlar. Takma bir tane, takma. Ondan sonra çorba içmem, yapayım. O zaman farkında mısın yani? Ha. Ellerini koruyorsun. Elimiz varmış. Doğru, gördün mü? Eli bir kestirdin adama. Evet. Pantolonunu bir kaldır bakayım, tuvalete git. Ha, tuvalete git. Taş ol, su iç, çeşme yağır. O zaman işte bir, o zaman senin dediğin gibi yani her an kullanmışız ama kullandığımızı farkında değil. Evet, kullanıyormuşuz. Emeğim diyor adam. Ne emeği? Sonra İstanbul'u dedik, versek ellerini verir misin diye sordum ona. Allah Allah, onu sordun mu? Tabii canım, İstanbul'u ben benim nefsime ya. Sorayım ben. Şu elime mukabil İstanbul'u verir misin? Vallahi kabul etmiyor. O zaman, dedim o zaman senin ellerin İstanbul'dan daha değerli. Bu sefer dedim ki, şunu sormuştum, anahtar cümle şuydu. Siz dedim en son özellikle elleriniz için ne zaman da Allah'a dua etmiştiniz? Arkadaşlar size soruyor ben. Ben de dahil. En son Allah'ım sana şükür olsun bu elleri verdim. Diye var mı en son? Hocam toptan dua et. Yok yok yok. O zaman fark edin, fark edilmemiş oluyor. Evet. Fark edilmediği anlaşılıyor. Vay vay. O zaman aziyetinizi anlayıp farkımızı anlayıp evet. Dergah ile iltica etmek. Onundur meğer. Şu aldığım şimdi cümle. Tek tek okuyorum sizin şey yapmamak. Gençlik damarında okuyorum. Cümle okuyorum size. Ama sonra da o evleri ya da diğer huzurları onun istediği gibi kullanıyor. Ama vallahi acayip oldum ha. İnan her zaman dinlemek de bir şey verir ama bak şimdi el yok. Ulan hakikaten ya özel işlerin. Oğlum nasıl olacak? Bir adam sana lazım ki onları insan yapın. Birisi yemek yedirsin. Yedirsin bir tanesi, tıraş etsin evet, beni. Tıraş etsin. Tuvalete beni götürsün. Bir adam da sana lazım. Öyle yok ya. Ona ne kadar minnettar olurduk. Allah razı olsun beni tuvalete götürdün, tuvaletlendirdi falan. Sonra bir yere takıldı, of be. Adam bana bu işleri yaptırması demek adam takmış Allah sanki bana. Sen bir adam bana bu işleri yaptırıyor. Allah bir hizmetçi verdi veya kulu verdi. Bir tanesi dedim ki, neden aşağı felç? Dedim ki, nasılsın? Şükürsüz bir insan. Görmüyor musun dedi, nasılım dedi. Böyle şükürsüz. Elhamdülillah dedi. Tamam ama dedi yani. Bu yaşta dedi, Allah beni böyle yaptı dedi ya. Çok da ağrıma gitti. Dedim ki, mutlu olman için ne yapması lazımdı? Neden aşağı dedi, canımı versin mi tekrar dedi. Çok mutlu ederdi beni dedi. Mutlu olur muydun dedim. Mutlu olurdum dedi. Hemen fırladım ben. Ulan dedim, ayağım çalışıyor ya.
O da aşağıda şimdi bu manyak diye kalktı diyor. Oğlum bak be. Bu adamın mutlu olması için sebep bende var. Ben niye mutlu değilim dedim. Kendime sordum konuşarak. O da döndü bana aşağıdan kalıyor. O zaman kafasızsın bir işsizsin dedi. Sen kafasızsın dedi. Niye mutlu olamıyorsun ayağın çalışıyor diyor. Dedi. Ben ona dedim ki. Ama için dedi mutlu olması için ne lazım? Ve tabii dedi gözü. Bak amanın mutlu olması için gerekçe sende var. Sen niye mutlu değilsin? Sağ aynı zamanda konuşamaz. Mutlu olması için duyması lazım bir konuşsun. Bak o gerekçe, onun gerekçesi, yani sen, sende var. Sen niye mutlu değilsin? Sen otur dedi. O gelen doktora diyor ki, doktor bu diyor. Sonra oturduk, anlaştık. Şimdi Risale okuyor. Şimdi şeye tuğla koymuş, abdest alıyor. Kuru temizleme diyor abdese. Tamam. Ben namaz kılıyorum. Elhamdülillah. Evet. Şükürler olsun. Şöyle cümleler bak. Farkında değiliz. Fark etmiyoruz. Bir ders var bizde bir sitede galiba. Farkında mısın? Nimetleri. Bak şu cümleyi okuyayım. Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler arkadaşlar. 33'ten aşağı olanlar. Artık hissi, yani peki ne işe yarayacak bunu dedin Hasan? Karar verdiklerinizi sorgulayın. Acaba akıl mı hakim bu işe? His mi akıl? Hakim. Verdiğiniz karara arkadaşlar akıl mayasını katın. Aklınızı süzgecinden geçirin. Verdiğiniz kararları veya hareketleri onun içerisine akıl atın. Bak ne diyor? Gençlik damarı, öyle bir damar yok. Akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür. Akıbeti görmez. Ne yapar? Bir dirhem hazır lezzeti şimdi hemen yapayım. Ama bunun bedeli cehennemdir. İleride bir batman lezzete tercih eder. Yani teyret şunu ya. Yapma, yeme, etme. Buna mukabele Allah büyük verecek. Bir dakika intikam lezzetiyle katleder. 80 bin saat hapis elemini çeker. Bir saat sefaat keyfiyle, gayrimeşru yaşamayla, bir namus meselesinde binler gün hem hapsin hem düşmanın endişesinden sıkıntılarla ömürlerinin saadetini mahveder. Ya Rabbi, kusurlarımızı affeyle, amin. Bizi kendine kul kabul eyle, amin. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hakkı hak bilip hakka yapışanı, batılı batıl bilip batıldan kaçan kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kim bize nasıl dua ediyorsa onlara öyle muamele et ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi imanımızı ilme lakin, ayna lakin, hakka lakin, şuhud iman mertebesini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu duamızı okumamıza vesile olan Mücahit kardeşimiz hatim yapmış. Onu ve sizin çoluk çocuğunuzu Kur'an'a hadim eylesin ya Rabbi. Amin. Kalplerini, akıllarını, hissiyatlarını, ruhlarını Kur'an'la boyalandırsın ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hizmet imaniyede daim ve muvaffak eyle. Amin. Ve hissiyatımızı ve latifelerimizi iştirak-ı amal-ı uhreviyeden hissesini azim eyle ya Rabbi. Amin. Usul ve furularımızdan her kimler ahirete geçmiş intikal etmişlerse hizmet imanı Kur'an'ın sırrı olan iştirak-ı amal-ı uhreviye hissesine, hakikatına hissemizi mazhar eyle ya Rabbi. Hissemizi azim eyle ya Rabbi. Hizmet imanı Kur'an'ı ihlasla, sadakatle, metanetle devam etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavatuhu.